Selamünaleyküm gençler. 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. ünitenin son konusunu işleyeceğiz. Kur'an'dan mesajlar. Rum suresi 18. ayet, 18 ve 27. ayetleri işleyeceğiz. Rum suresinden bahsetmek istiyorum. Rum suresi Kur'an-ı Kerim'in 30. suresidir. Mekke'de inmiştir. 60 ayettir. Rum suresinde şunlardan bahsediliyor. Allah'ın varlığı, birliği, mutlak egemenliği, insan fıtratının önemi, insanların yapıp ettikleri yüzünden ortaya çıkan olumsuzluklar, kıyamet günü inkarcıların karşılaşacakları bazı haller, tevhid inancı, birçok şeyden bahsediyor ya da İnkarcıların, toplumların durumlarından ibret alınması gerektiğinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim bizim akletmemizi, düşünmemizi isteniyor. Kur'an'da insanın aklını kullanarak hem Allah'ın varlığını ve birliğini bulabileceği pek çok delil sunuluyor. Şimdi Rum suresine başlayalım. 18. ayetten başlayacağız. Göklerde ve yerde günün sonunda öğleye erdiğiniz zaman da hamd ona mahsustur. Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. Ölümden sonra yeri canlandırır. Siz de yerden o şekilde çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması, ardından insan olarak yeryüzüne dağılmanız, onun varlığının delillerindendir. Yanlarında rahatlayasınız, huzur bulasınız diye size kendi türlerinizden eşler yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Yani insanın topraktan yaratıldığından bahsediyor. Yeryüzüne dağıldığımız, insanın yine kendine yoldaş olması için kendi türünden eşlerin yaratılması, Allah'ın bizlere verdiği nimetlerdendir. Allah ölüden diriye, diriden de ölüyü çıkarır. Allah için bir zorluk yoktur, meşakkat yoktur, her şeyi kolaylıkla yapabilir. Ölümden sonra yeri canlandırır. Devam ediyoruz. Aranızda sevgi ve merhamet koymuştur. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dilleriniz, renklerinizin farklı olması da Allah'ın ayetlerindendir. Bunda bilenler için ayetler vardır. Gece gündüz uyumanız, Allah'ın ikramını aramanız da onun ayetlerindendir. Bunda dinleyen bir topluluk için ayetler vardır. Korku ve ümit veren şimşek de onun ayetlerindendir. Gökten bir su indirir, sonra ölümünün ardından toprağı canlandırır. Ne diyor? Sevgi ve merhamet koymuştur içimize. Allahu Teala hem gökyüzünü hem yeryüzünü yaratmıştır. İnsanların farklı dilleri, konuşmaları, farklı renkte olması hepsi Allah'ın bize kattığı zenginliktir, farklılıklardır. Gece gündüz uyumamız Allah'ın ikramındandır. Gökten bir su indirir. Allah'ın su indirmesiyle yeryüzü bitkiler oluşuyor, meyve sebzeler oluşuyor. Birçok tabiat canlanıyor adeta. Sonra ölümünün ardından toprağı canlandırır. Sonbahar mevsimi olduğunda ne oluyor? Ağaç yapraklarından yaprakları kuruyor, dökülüyor. İlkbahar geldiğinde ise tekrar çiçek açıyor, meyve veriyor. Yani bu bir nevi ağacın dönüşümü oluyor. Ölümle canlılık arası. Hani öldükten sonra tekrar diriltmeyi kastediyor. İşte bunlarda aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır. Göklerin ve yerin emriyle ayakta kalması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi bir kez çağırdığı gün hep birden yerden ortaya çıkacaksınız. Göklerde ve yerde olan herkes onundur. Hepsi ona saygıyla boyun eğer. Yaratmayı başlatan sonra tekrarlayan odur. Tekrar yaratmak onun için daha da basittir. Göklerde ve yerde en üstün örnekler ona aittir. O güçlüdür, doğru karar verir. Rum suresi 18 ve 27.
Allah Teala bizi yarattığı yeryüzünde hani dünyada bir imtihan halindeyiz. Sonra bu dünya hayatının bir sonu oluyor, ölüm olacak. Ondan sonra tekrar bir dirilme olacak. Allah Teala için tekrar yaratmak daha basittir diyor. Göklerde ve yerde en üstün örnekler ona aittir. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. En üstün sıfatlar Allah'a aittir. Mesela gündelik hayata, dünya telaşına insan daldığında Allah'tan uzaklaşabiliyor. Ama Allah'ı anmamız gerekiyor, ibadetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Allah-u Teala yeryüzünde canlı cansız herkese hayat vermektedir. Ahiret inancı var. Hani ölümden sonra dirilişin olunacağını ihmal etmemek gerekiyor. Allah-u Teala'nın bizi yarattığı, bize sorumluluk vermesi, bizim sorumlu insanlar olmamız, akıl ve irade sayesinde yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizin farkına varmamız gerekiyor. Bu şekilde davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kulluğumuza, ibadetlerimize, ahlaki davranışlarımıza. Din bir bütün şekilde hareket etmek gerekiyor. Biri eksik olunca yeterli gelmiyor. İmanın tam olması gerekiyor. İbadetler, ahlaki davranışlar. Hepsi bir arada olduğunda anlamlı oluyor, değerli oluyor. Bir de Allah'ın varlığının ve sınırsız kudretine işaret eden birçok delil vardır. Kur'an-ı Kerim'de, evrende. Yeter ki biz bunları görmek isteyelim, duymak isteyelim, iyi bir gözlemci olalım. Mesela evrendeki düzenden bir yaratıcının olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Evrende çok muazzam bir düzen vardır, bir sistem vardır. Bu şekilde hareket ediliyor. Ya Allah için bir zorluk olmadığını söyledik. Tekrar yeniden diriltme olacak, hesap olacak. Ölümden sonra bir hayat var. Ahiret hayatını unutmamak gerekiyor. Davranışlarımıza, ibadetlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'ı anmamız gerekiyor. Allah-u Teala'ya ibadet etmek, inanmak, ameller, Allah'la iletişim kurmak. Zaten iletişim kurmanın yollarından bahsetmiştik. İbadet etmek, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe, istiğfar Allah'la iletişim yollarındandı. Genel olarak ayeti toparlayacak olursak verilen mesajları. Allah insanları topraktan yaratmıştır. Bundan sonra da eşler nasip etmiştir kendi türünden huzur bulması için. Sevgi ve merhamet vermiştir onların içine. Gökleri ve yeri yarattığından bahsediyor. İnsanların aynı kökten gelmelerine rağmen dillerinin farklı olduğu, renklerinin farklılık olması, gökten su indirip kurumasından sonra yeryüzünün tekrar yeşillenmesi, göğün ve yerin hiçbir destek olmadan Allah'ın buyruğu ile durması. Bunlardan bahsediyor Rum suresi. Burada da üniteyi bitirmiş oluyoruz.